Evet çocuklar merhaba. Ben sosyal bilgi öğretmeni Fatih Yula. Bugün 7. ünitemizin 3 ve 4. kazanımlarını işleyeceğiz. 3. kazanımımız kalıp yargılar, 4. kazanımımız ise küresel sorunlar. Evet önce ön yargıyı bir bilelim, ön yargının ne olduğunu. Günlük hayatta ister istemez bazen ön yargılı olabiliyoruz. Bir kimse ya da bir olayla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmadan önceden düşünülen bir takım yargılara göre karar verme durumuna biz ne diyoruz? Ön yargı diyoruz. Örneğin sınıfa yeni gelen çocuk tembel biri galiba veya sınıfa yeni gelen çocuk çok yaramaz birine benziyor veya 7B sınıfı bizi hayatta yenemez gibi ifadeler ön yargı içeren ifadelerdir. Einstein'ın ön yargı ile ilgili çok güzel bir sözü var. Ön yargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur diye bir söz kullanmış Einstein. Evet gelelim kalıp yargıya. Bir grubun üyeleri hakkında sadece o grubun üyeleri olmaları nedeniyle sahip olunan bir dizi inanç ve beklentilere kalıp yargı denir. Mesela tüm Adanalılar iyi aşçıdır veya tüm Yahudiler zengindir veya demirspor taraftarları daha fanatiktir veya AGK öğrencileri çalışkan ve zekidir gibi. Kalıp yargıyı ikiye ayıracağız. Bir genelleştirme, iki özelleştirme. Genelleştirme nedir? Kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan diğer kişilere yaymadır. Örneğin, kısa boylu, haylaz bir çocuğu olan birinin bütün kısa boylu çocuklar haylazdır tarzında bir ifade kullanması veya düşünmesi kalıp yargının genelleştirme türüne örnektir. Özelleştirme nedir? Bir ülke, grup veya durumla ilgili sahip olduğumuz bir konuyu bu durumda olan herkese uygulamamızdır. Örneğin, gördüğümüz çekik gözlü birisinin Japon olduğunu düşünmek. Yani her çekik gözlü insan Japon mudur? Hayır. Ama öyle bir özelleştirme yapıyoruz. Kalıp yargıların zararları neler? Kalıp yargılar ayrımcılığa neden olur. İnsanlar arası iletişimi olumsuz etkiler. Demokrasinin gelişmesini olumsuz etkiler. Toplumda birlik ve beraberliğe zarar verir. Peki kalıp yargıları nasıl yok ederiz? 1. Peşin hükümlü olmayacağız. Yeni bir durum karşısında peşin hüküm vermekten kaçınmalıyız. 2. Bireylerin ve toplumların farklı özelliklere sahip olduğunu unutmamalıyız. 3. Farklılıklara karşı saygılı olmalıyız. 4. İnsanların olduğu gibi insanları olduğu gibi kabul etmeli. Kişileri başkaları ile karşılaştırmamalıyız. Evet, günlük hayatta en çok yaptığımız yanlışlardan bir tanesi karşılaşma. Hem çocuklar olsun hem anne babalar olsun karşılaştırmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Peki geldik 7. ünitenin son kazanımına, küresel sorunlara. Bunu da anlattıktan sonra çocuklar 7. ünitemiz bitiyor. Yani bu ilki konuları tamamen bitirmiş oluyoruz. Evet, küresel sorunun tanımını yapalım. Tüm dünyayı etkileyen, sebep ve sonuçlarıyla herkesi ilgilendiren sorunlara biz ne diyoruz? Küresel sorun diyoruz. Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, insanların doğadan yararlanmasını ve bilinçsiz tüketimi arttırmıştır. Bu durum doğal dengeyi bozarak küresel sorunların çıkmasına neden olmuştur. Başlıca küresel sorunlarımız neler? Tabii bunlar birazdan değineceğimiz küresel sorunlar. Birincisi küresel iklim değişikliği, ikincisi göç, üçüncüsü terör, dördüncüsü doğal afetler, beşincisi açlık. Doğal afetler deyince deprem, volkanik patlama, heyelan, sel gibi doğal afetler aklımıza gelebilir. Evet, küresel ısınma. İnsanlar tarafından
atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına biz ne diyoruz? Küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınma güncel bir sorundur arkadaşlar, haberiniz olsun. Küresel ısınmanın sonuçları neler? Testlerde bunu sıklıkla göreceksiniz. Bazı sorularda küresel ısınmanın sonuçlarını soracak. Bazı sorularda küresel ısınmaya sebep olan faktörleri soracak. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Küresel ısınmanın sonuçları neler? Sıcak hava dalgaları, seller, kasırgalar, yangınlar, kuraklık ve bunların sebep olacağı hastalıklar. 1. 2. Dünyadaki pek çok canlı türü ne yapacak? Eğer küresel ısınmanın önüne geçmezsek zamanla yok olacak. Bitki örtüsü azalacak ve dünyanın büyük bir kısmı çölleşecek. 3. Deniz seviyesi yükselecek. Deniz ve okyanus kıyısında yer alan yerler deniz suyu altında kalacak. Peki, küresel ısınmanın sonuçlarına örnekler verelim. Alaska'nın Kenai Fjords Ulusal Parkı'nda bulunan kar ve buzulların 1940 yılından günümüze gelinceye kadar büyük bir çoğunluğunun erimesi küresel ısınmanın sonuçlarından bir tanesi. Aral Gölü'nün küresel ısınmayla birlikte kuruması ve çöl alanlarının oluşmaya başlaması. Gene bir zamanlar Aral Gölü'nde gençler balıkçılık yapılırken artık günümüzde baktığımız zaman böyle karaya oturmuş gemiler gözümüze çarpmakta. Yani küresel ısınmadan dolayı Aral Gölü alanının büyük bir çoğunluğunu ne yapıyor? Kaybediyor. Bu dünyadan örneği, ülkemizde de buna benzer bir durum. Tuz Gölü var. Yine aynı şekilde alanın büyük bir çoğunluğunu kaybediyor. Özellikle yaz mevsiminde sıcaklığa bağlı olarak buharlaşma arttığı için suların büyük bir kısmını kaybediyor. Buharlaşan suyun yerine ne kalıyor, ne birikiyor? Tuz tabakası birikiyor. Peki, küresel ısınmanın önüne geçebilmek için ne gibi önlemler almalıyız? 1. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Nedir yenilenebilir enerji kaynakları? Hidroelektrik, ondan sonra jeotermal enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi. Bunlar veya bunlar gençler yenilenebilir veya belirli şartlar altında kendini yenileyebilen enerji kaynaklarıdır. Bu enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar yok denecek kadar azdır. 2. Toplu taşıma araçlarını ve bisikleti kullanmalıyız. 3. Elektriği, suyu tasarruflu kullanmalıyız. 4. Fabrika bacalarına filtreler takmalıyız. Böylece atmosfere salınan zararlı gazların büyük bir çoğunluğunu ne yapmış olacağız? Engellemiş olacağız. 5. Petrol, kömür gibi fosil yakıtların kullanımını azaltmalıyız. 6. Bu konuda uluslararası tedbirlerin alınmasını gerçekleştirmeliyiz. Evet, bir diğer küresel sorunumuz doğal afetler. Genellikle insanların kontrolü dışında gerçekleşen ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal olaylarına biz doğal afet diyoruz. Hortum, heyelan, çığ, sel gibi doğal afetler küresel iklim değişikliği ve insanların yanlış arazi kullanımı sonucunda artmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Sorunları Programı çevre sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. Açlık. Evet, en büyük küresel sorunlardan bir tanesidir. Dünya nüfusunun artması ile tüketimin artması, kuraklık sonucunda bazı gelişmemiş ülkelerde açlık, yoksulluk ortaya çıkmıştır. Dünya nüfusunun %11'i yetersiz beslenmektedir. 5 yaşın altında ölen çocukların açlık nedeniyle vefat ettiği veya öldüğü bilinmektedir. Hastalıktan ölen insanların toplamından daha fazla insan açlık sebebiyle ölmektedir. Dünya nüfusunu doyuracak kadar gıda üretiliyor. Ancak bu gıdanın belirli bir kısmı israf ediliyor.
Yani biz bize fazlasıyla yetecek kadar gıda üretiyoruz. Ama ürettiğimiz gıdaları düzenli bir şekilde tüketmediğimiz için, israf ettiğimiz için açlık denilen küresel bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Kuruluşu olan FAO, açlık ile mücadele eden bir kuruluştur. Evet, bir diğer küresel sorunumuz terör. Topluma korku salma, insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışma gibi eylemlerin tümüne biz ne diyoruz? Terörizm, yani terör diyoruz. Tüm dünyanın sorunu olan teröre karşı yine tüm dünya devletleri ortak bir şekilde hareket ediyorlar. Aksi takdirde terörün önüne geçmek mümkün değil. Evet, bir diğer küresel sorunumuz göç. Küresel sorunlardan bir tanesi de ülkesinde yaşadığı çeşitli baskı ve zulümlerin sonucunda başka ülkelere göç eden mültecilerdir. Buna ülkemizdeki Suriyeli insanlara örnek verebiliriz. Kaçak olarak göç eden göçmenler uluslararası sorunlara neden olmaktadır. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere.